İyi akşamlar sevgili seyirciler Beyaz Haber'e hoş geldiniz. 27 Mayıs Perşembe bugün ve Perşembenin öne çıkan başlıklarını aktarmak üzere Beyaz Haber başlıyor. Bundan tam 61 yıl önceydi demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçti 27 Mayıs 1960 darbesi. Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. Ve gözler bugün yeni bir isim ve görünüme kavuşan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaydı. İlk kez önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı tarihi ada. AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında Demokrasi şehitleri anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çarpıcı mesajlar verdi toplantıda. Darbecilerle yürüyen siyasetçiler varlığını hala sürdürüyor dedi. Anayasayı ihlal adıyla anılan bu davanın Bundan tam 61 yıl önceydi. 27 Mayıs 1960 darbesi Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde onlara buradan net bir mesaj gönderiyoruz. Ne yaparsanız yapın, Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne engel olamayacaksınız. Hangi komploları kurarsanız kurun, milletimizi durduramayacaksınız. Kimlerle ortak olursanız olun Milletimizle gönül bağımızı koparamayacaksınız. Milletin vicdanında derin yaralar açan darbenin demokratik, siyasi, kültüre, ekonomiye, toplumsal kutuplaşmaya kadar çok boyutlu etkileri oldu. Aradan geçen 60 yılı aşkın süreye rağmen milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır da demokrasinin katledildiği o günlerde yargılamaların yapıldığı adaydı. Yeni bir isim ve görünüme kavuşan Demokrasi ve Özgürlükler Adası ilk kez önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı bugün. AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında demokrasi şehitleri anıldı. Merkez aynı, değişen bir şey yok. Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. Konuşmasında çarpıcı mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Darbeci zihniyetin devam ettiğini söyledi. Çeşitli çevreler tarafından darbe imasıyla yürütülen tüm kirli girişimler CHP yönetimi tarafından desteklenmiştir. Bizi indirmekten ve vatana ihanetle yargılamaktan söz edenler yine bunlardır. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Onlar bunun farkında değildiler. Demokrasi ve kalkınma aşkı yüreğinizde kök salmamışsa ne kadar riyakarlık yaparsanız yapın. Kendinizi millete kabul ettiremezsiniz Bay Kemal ve yandaşları. Ve sözü CHP'nin HDP ile yaptığı kirli bakanlık pazarlığına getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir iki bakan edilebilir yani ikinci tur için söylüyorum. Bir deniz albayının bu PKK terör örgütüyle iltisaklı olanlara nasıl bakanlık verileceğini, verilmesinin de normal olduğunu anlatmasından daha büyük bir zillet olabilir mi? Olabilir mi? Ya sen bu ülkenin ordusunda deniz kuvvetlerinde albay olarak görev yapacaksın ve ondan sonra da gelip böyle rahat, rahat e ne olacak? Normaldir. Milletvekili Tabii ki onlar da burada bir bakanlık görevi alabilir diyeceksin. Bu mesele karakter meselesidir. Eğer karakterde bir sıkıntı varsa, cibiliyette bir sıkıntı varsa ona bir Türk milletinin evladı olarak zaten bir şey diyemem. Yeni anayasa çalışmalarına da değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizim çalışmamız da bitti. Arzu ettiğimiz şekilde bir uzlaşma zemini oluşmazsa, Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle birlikte kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız. Karadeniz'de yapılan sondaj çalışmaları da gündemindeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberi işte böyle verdi. Karadeniz'de bulduğumuz 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından kara alanlarında sürdürdüğümüz çalışmalarında sonuçlarını almaya başladık. Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.